Selam canlarım, yine güzel bir püf noktayla karşınızdayım. Malum kış geldi, artık camlar kapandı, havalar soğudu, dışarının soğuğu içerinin sıcağı camlarda buharlaşmaya sebep oluyor. Bakın, size şimdi bir püf nokta göstereceğim, aynada deneyeceğim ben bunu. Aynanın bir tarafına tıraş köpüğünü sıktım, sürdüm iyice, biraz bekleteceğim, bir 5 dakika falan biraz üstünde beklesin. Sonra bir bezle onu güzelcene kurulayacağım, köpüğü kurulayacağım, yani yıkamayacağım, köpükle beraber kurulayacağım. Aynayı iyice kuruluyorum, bir tarafına sürdüm, aynanın bir tarafına köpük sürmedim. Sonra bir kettle'ı takacağım banyonun girişinde, içerinin buharlaşmasına sağlayacağım. Çünkü havalar soğuk olduğu için daha ben kaloriferlerde yakmadım. Banyo oldukça soğuk, bunu denemek için kaloriferleri yakmadım. Şimdi kettle'ı takacağım, birazdan buharlaşacak banyonun içi. Köpük sürdüğüm yerde asla buharlaşma olmayacak, sürmediğim yerde buhar olacak. Taktım, şimdi banyo buharla doldu, buharlaştı. Gördüğünüz gibi, bakın, köpük sürdüğüm yerde asla buhar yok.